Haticeciğim gel. Üç tane, üç kardeş aramızdalar. Şimdi Metin abi olan sanırım senin ilk eşinden İlk olan. Evimde, Metin abi. Evet. Sonra üçünü de alacağım bir arada. Onlar kardeşi. Murat ve Ramazan. Ve Ramazan. Ramazan. He, Ramazan'la Murat da şimdiki evliliğinden olan kardeşlerin. Ben üç kardeşi de alkışlarla stüdyomuza bekliyorum. Dört kardeş şöyle bir sarılsınlar birbirine, biz de görelim. Baksana sıra sıra senin için geldiler, ne güzel. Hadi gözün aydın, ne kadar güzel. Ay ben de bu kardeşlere hiç kıyamıyorum. Hoş geldiniz. Çocuklar kardeşleriyle büyümeliler. Çok lazım hayatta. Tamam ağlama. Gel. Otur kardeşlerin arasında, ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş Ramazan, geldin. Murat, Metin Bey. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Beni de ağlattınız. Hep derdim ki bir tane erkek kardeşim olsun. Ya bir abim olsaydı ya bir erkek kardeşim olsaydı. Bir tane ya isterdim. Güzel böyle dua ederdim. Üçü birden seni kucaklamaya geldiler. Evet. Aa, Metin'le Hatice de çok benziyor birbirine. Evet. Ne kadar benziyorsunuz abi kardeş. Bilir miydiniz, yani haberdar mıydınız kızlardan? Evet biliyorum ben. Anneniz anlatıyordu. Yani anlatıyordu, biliyordum. Ya biraz duygularınız, efendim? Bana mı dediniz? Biraz duygularınızdan anlat. Ay dur ben de ağlayacağım. Ne yapayım? Tuttum tutamadım kendim ya. Aşağıda bir de yeğeni var, sabırsızlıkla bekliyor. Ha? Aşağıda bir de yeğeni var, sabırsızlıkla bekliyor, onu da yollayın. Neredeymiş yeğeni de aşağıda, alsın bizimkiler. Burada, içeri. Tamam. Benim oğlum da burada. Dur onu alalım çocuklarını da. Senin? Oğlum burada, ortanca. Sen de torununla tanış, yeğeninle tanış. Ay hiçbirimiz tutamadık gözyaşlarımızı. Siz tabii daha kalabalık büyüdünüz ama Hatice tek çocuk olarak büyüdü. Ne hissettiniz ekranda görünce? İzlediniz tabii. Yani güzel bir şey kardeş onlar. Niye aramadınız? Niye arayalım kardeşimizi demediniz? Ya dedik kaç sefer de işte bir cesaret edip arayamadık ya. Nasıl bir tepki vereceğini bilemedik. Nasıl tepki vereceğini? Evet. O da doğru. Müge Hanım de ben Hatice çıkasıya kadar ben kimseye yerini belletmedim. Yani niye belletmedim? Ne olur ne olmaz. Sen İzmir'e bıraktım demişsin İzmir, zaten. İzmir, Kayseri'ye bıraktım dedim. İzmir mi, Kayseri mi? Kayseri'ye bıraktım dedi. İzmir'de doğum yaptım. Ben de hep ararken Tarsus, Adana. Sen de o taraflara baktın. Bizim evet, de hiç Konya aklımıza gelmemişti. En eski muhtarına kadar buldum. Yok dedi yani, bir bilgim yok. Hatırlamıyorum. Çok araştırdım. Yok uzun muhtarı bulsan ne hocam, adı yok soyadı. Yani Tarsus'ta bırakıldığım için acaba Tarsus... Tabii biz de Tarsuslu evet. Bir aileye baktık evet. Önce. Ama dediğim gibi oradaki bütün... izleyicilerimiz aradılar dedi. Çünkü mahalle mahalle neredeyse bir şey kurabilirim böyle. ne bileyim mahalle mahalle değil mi? Bizden birini kurabilirim. Biz hep diyorum kocaman bir aileyiz. Kesinlikle. Şuna çok üzülüyorum çünkü bak hep diyor ya erkek kardeşim olsun isterdim. Sonra kız kardeşini bulmuş. Anne babanın yeri elbette çok ayrı ama bence kardeşlerin yeri çok daha ayrı. Çünkü yani hayatının her alanında onlar var. Evet erkek kardeş de çok kıymetli. Kız kardeş nasıl bilmiyorum. Onu gerçi gelinimde tattım. Gerçekten hani kız kardeş de çok güzel bir şey. Böyle her şeyini anlatabileceğin ne bileyim. Erkek kardeşinle paylaşamayacağın şeyleri kız kardeşinle paylaşabiliyorsun. O da seninle paylaşabiliyor. Evet. Kız kardeşin yeri çok ayrı. Daha benzer ama, evet ama erkek kardeş de çok güzel bir şey. Hayatta hep bir dayanağın yani. Evet. Biliyorsun ki o kapı gibi senin arkanda. Banu'yla konuşurken hep derdik acaba bir abimiz var mı? Odada hep derdi abla bir abimiz olsa bizi bırakmazdı ki derdi.
Hep öyle konuşurduk. Hatta geçen hafta ortanca oğlum anne bir dayımız olsaydı keşke dedi. Oo, o zaman gelsin bir Hatice'nin evet. oğlu Koray koş bakayım. Gel dayın olsun istiyordum. Üç dayım bir anneannen var. Ay ne kadar yakışıklı bu da. Maşallah. Çok benziyor. Ay çok yakışıklı. Ay evet bu dayısına ne kadar benziyor. Ay ne kadar benziyor kardeşim yani. Herkesin. Gel gel çok yakın ilişkilerden bahsediyoruz. Kardeş evet. kardeş çocuğu. Gel bakayım bir tane orada Tosuncuk varmış. Paşam benim gel bakayım. Ahmet de geldi. Ahmet de senin yeğenin Hatice. Gel gel. Gel paşam benim. Oh yerim ben seni. Kimin oğlu? Benim. Sizin oğlu maşallah. Halanı mı buldun sen? Kaç yaşında? 10 yaşında. 10 yaşında. Ha, bırakmıyor. Al o zaman halası sen. Yanına onu. Halasını bırakmıyor. Hoş geldin sen de. Banu da tekrar telefon attığımızdaymış. Banu kardeşlerine bir şey söylemek istiyor musun? Efendim? Kardeşlerine bir şey söylemek istiyor musun? Yani bilmem. Biz burada ablamın ağladık şiştik yani. Hala sen oradan bilmem diyorsun ha. Ablamın dediği gibi hep abimiz olsun isterdik. Bir tane beklerken üç tane oldu. Hayırlısı olsun ne diyelim. Yani inşallah bundan sonra her şey daha iyi olur, güzel olur. Görüşürüz, ederiz. Siz berabersiniz değil mi Zeynep Hanımcığım? Yani sen çocuklarından ayrı şehirlerde misin? Yok yok. Hepsi Konya'da. Ha, hepsi Konya'da. Zaten bunlar yanımda benim. Onun evi ayrı. Kimler yanında? Ramazan yanımda, Murat da yanımda. He, zaten o çocuklarımla kalırım demiştim. Ama siz de Konya'dasınız. Evet, Konya'da. O zaman size Konya yolu görüldü, evet. Banu. Tamam. Evet. Artık bir Konya yolu açıldı gibi geliyor Zeynep tamam, Hanım. Şöyle güzel bir sofra hazırlar. Tamam. Yemeklerini yapar, bütün çocuklarını oturtursun inşallah, tamam, inşallah sofranın başına Zeynep'ciğim. İnşallah. Gözünüz aydın, gelin biz de bir aile fotoğrafı hadi çektirelim. Buyurun siz oturun, biz de arkaya geçelim. Ben bir yakışıklı mı alayım şöyle? Gel, gel, gel sen benim yanıma gel, 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 gel. Sen kaç yaşındasın? 17. 17. Gel şey delikanlı, böyle. Hadi şöyle iki yakışıklının arasına geçeyim ben de. Evet, Arif hocamız ve Rami Bey'imiz aramızda yok. Onlara da burada öpücüklerimizi gönderiyoruz. İkiye bakıyormuşuz.